Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Kimya dersi nasıl çalışılır? Bakıyoruz. Kimya da fizik gibi yaşamımızın hemen hemen her alanında, her yerde etkisini görebileceğimiz bir bilim dalıdır arkadaşlar. Kimya, matematik, fizik ve biyoloji konularıyla bağlantılı bir derstir. Bazı kimya soruları üçünün de bilgilerini kullanmanızı gerektiren sorulardır. Trigonometri, türev, denklem kurma, grafikler, formüller ve bağıntıların çok iyi öğrenilmiş olması kimya sorularının çözümünde size oldukça yardımcı olacaktır. Kimya sorularında zorlanmamak için kimyanın temel kavramlarını bir defa çok iyi bilmeniz gerekiyor. Kimyanın ilkelerini, kimyaya özgü olan, kimyaya özgü olan terimleri ve formüllerini konu içeriğiyle beraber iyi öğrenmelisiniz. YKS kimya soruları 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf konularını kapsayacaktır. İşlem yapmayı gerektiren sorulardır bunlar. Zorlanıyorsanız eğer 9. sınıf kimya konularına gitmelisiniz ve temel bilgilerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz arkadaşlar. Aslında kimya soruları matematiksel işlem gerektiren ağırlıklı sorular değildir. Ama yorum ağırlıklı sorular olduğu için kimyasal kavramların ve sayısal verilerinin yorumlanarak çözümlenmesi istenir sizden. 10. sınıf kimya konuları daha çok çözünürlük dengesi, elektrokimya, piller, aktifler, elektroliz gibi birbirini destekleyen ve reaksiyon hızı, ısısı, potansiyel enerji, diyagramlar gibi birbiriyle bağlantılı olan konular olarak karşınıza çıkacaktır. 11. ve 12. sınıf organik kimya konuları ise kısmen ezber gerektiren bilgiler içerir ve kimya konularının yaklaşık 1/4'ünü oluşturur. Eşit ağırlıklı ve sözel öğrencilerin bile kolayca çözebileceği kimya soruları vardır. Bu öğrenciler kendi alanları dışında eğer ek olarak 2-3 kimya sorusu çözerlerse on binlerce kişinin önüne geçebileceklerdir. Bu yıl YKS kimyasında çıkacak olan konular, geçen yıla kadar YGS ve LYS'de çıkmış olan ortak konuları kapsayacaktır arkadaşlar. YKS kimya, YGS kimyasında ise geçen seneye kadar son 3 yılda çıkan soruların konularına göre soru dağılımlarını görüyorsunuz. Ve LYS'de ikinci oturum kimyasında çıkan konuların soru dağılımları da tabloda görüldüğü gibidir. Evet, bu yıl TYT, birinci oturum TYT sınavında arkadaşlar kimyadan 7 soru, ikinci oturum kimyasında ise 13 soru sorulması beklenmekte.